Zaman Tüneli. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir zaman tünelinde sizlerle beraberiz. Bakalım bu hafta zaman tünelimizin ucu nereyi gösterecek? Hep birlikte görelim. Tarihe şan verenler. Sevgili dinleyiciler, Türklerin ilim ve fenle hizmetlerine en büyük delil, pek eski devirlerden beri yetiştirmiş oldukları yüzlerce ilim adamlarıdır. Türk milleti bunlarla ne kadar iftihar etse yeridir. Avrupalı tarihçiler, Türkleri yalnız muharip olarak tanımışlar. Dünya çapında değerli kumandanlar yetiştirdiğimizi itiraf etmişler. Fakat Türk milleti kılıcını elinden düşürmediği gibi, eline kalem alan ve büyük bir sabırla ilim hayatının derinliğine dalan insanları da yetiştirmek bahtiyarlığını tatmıştır. İlimde ve fende ileri gitmeyen bir millet ne devamlı bir devlet kurabilmiş ne de tarihine büyük zaferler yazabilmiştir. İşte bu hakikati anlayan atalarımız yalnız askeri bir millet değil, aynı zamanda ilim ve fenle meşgul olan bir millet de olmuştur. Matbaanın henüz keşfedilmediği devirlerde el yazısıyla binlerce eser yazmışlar ve ilim aleminin her sahasında ölmez eserler bırakmışlardı. Horasan ellerindeki kütüphaneler, Selçuklu kütüphaneleri, Osmanlı kütüphaneleri eşsiz birer değer taşıyan bu el yazması kitaplarla dolup taşmıştır. Her kültür sahibi okur. Fakat bunların pek azı yazı yazabilme kabiliyetine nail olabilmiştir sevgili dinleyiciler. Yazmak, yazabilmek her kula nasip olan bir bahtiyarlık değildir. Birkaç fakülte bitirenler arasında bile eser yazanlara pek az tesadüf ediyoruz. Yazmak öyle bir haslettir ki her türlü dünya nimetlerine sırtını dönüp ömrünü tozlu kitaplar arasında geçirmek iradesi ve sabrıdır. Bu sabra kim tahammül edebilir? Herkes gülerken, eğlenirken, kazanırken hakikatler peşinde koşmak ne zor, ne mahrumiyettir. İşte cihanda buna pek az insan tahammül ede gelmiştir sevgili dinleyiciler. Az kazanacaksın, çok çalışacaksın. Sonra da kadrini öldükten sonra bilecekler. Böyle bir yola kim intisap eder?
Fakat her şeye rağmen insanlar arasında hakikat yolunda yürümeyi tercih edenler az da olsa vardır sevgili dinleyiciler. Beşer tarihi bu kudretli iradelerin yüzü suyu hürmetine bekasını temin etmektedir. Refahını bulmaktadır. Medeniyet sahasında terakkisine devam etmektedir. Bir alimi ve bir kâşifi düşünün. Bunların bu alemde dünya malı olarak neleri vardır? Fakat şunu da hatırdan çıkarmamalıdır ki bunların ölmez eserleri mevcuttur. Her fert ölür gider. Fakat her eser sahibi dünya durdukça yaşar. Hangi zenginin bir meydanda heykeli dikilmiş ve hangi tarihçi onların hayatını yazıp da nesillere hediye etmiş? Fakat alimler, sanatkarlar, fen adamları cemiyetlerin maşeri vicdanlarında ebediyen yaşamışlardır. Onlar ne bahtiyar insanlardır. İşte size bunlardan birini takdim ediyoruz. Evet, bugün size hayatından bir nebze arz etmek istediğimiz zat Katip Çelebi'dir. Katip Çelebi'nin ismini duymayan yoktur zannediyoruz. 17. asırda yetişen büyük bir Türk alimi Katip Çelebi. Eserleriyle kendisine büyük ve ebedi bir abide dikmiştir. Asıl adı Mustafa'ydı Katip Çelebi'nin. Ordu katipliğinde bulunduğu için kendisine ulema Katip Çelebi derlerdi. Bir Aralık Hicaz'a gittiğinden ve orada bürokrasi çarkında bulunan halifelik adlı bir vazifeye de girmiş olduğu için Hacı Halife ünvanıyla da tanınmıştır. İşte Avrupalıların onu Hacı Kalfa diye yad etmelerinin sebebi budur. Halife, kalfa kelimesi halifenin bozulmuşudur. Buradaki halife devlet başkanı manasına değil, kalem teşkilatında bir ünvan, bir rütbedir. Katip Çelebi'nin babası bir askerdi sevgili dinleyiciler. Abdullah adında bir askerdi. 1609 Şubat'ında İstanbul'da dünyaya geldi Katip Çelebi. Babası uyanık bir zattı ve oğluna çok küçük yaşta zamanın en değerli hocalarını tuttu ve onu yetiştirmeye gayret etti. İlk hocası İmam İsa Efendi'ydi. Katip Çelebi hocalarından zamanının ilimlerini küçük yaşta öğrendi. Ayrıca kendi kendine Arapçayı ve Farsçayı da öğrendi. Bilhassa güzel yazı yazma sanatını elde etti. Hüsnü hat sanatını elde etti. Katip Çelebi büyüyünce babası gibi o da ordu hizmetine girdi. 14 yaşında işe başlayan bu genç kısa zamanda bilgisiyle, çalışkanlığı sayesinde Anadolu muhasebesi kalemine girmeye muvaffak oldu. Bir yıl sonra da Tarcan seferine ve arkasından babasıyla da Bağdat seferine iştirak etti. Babasının vefatından sonra Erzurum muhasarasında bulundu. Ordu ile beraber İstanbul'a döndüğü günlerin birinde büyük bir Türk alimi olan Kadızade Efendi'nin Sultanahmet Camii'nde verdiği bir vaaza gitmişti. Bu zat çok güzel konuşurdu. Dinleyenler üzerinde fazlasıyla müessir olurdu. Onun kendisini dinleyenlere, talebelerine telkin ettiği fikir şuydu sevgili dinleyiciler. İlmin gösterdiği hakikat yolundan ayrılmayın. İlim yolunda yürüyenler daima fazilet sahibi olurlar. Ve bunlar ebedi bir nam bırakırlar dünya durdukça. Fikirlerini açıklar, talebelerinin daima ilimle iştigal etmelerine çalışırdı Kadızade Efendi. Onlara çalışma metotlarını, yollarını da gösterirdi. İşte Katip Çelebi'nin metodik bir şekilde çalışması, usulüne uygun bir şekilde çalışması, Kadızade Efendi'nin ona telkin ettiği fikirlerden sonra başlamıştı. O hocasını ve ilim rehberini bulmuştu. Bu dersleri dinleyen bu genç, devlet memuru artık ilimle meşgul olmayı kendine vazife edindi. Artık bir ilim aşığı olmuştu Katip Çelebi. Nerede bir kitap bulsa onu okuyordu. Parası varsa satın alıyordu. Bir Aralık Katip Çelebi, Vezir-i Azam Tabanı Yastı Mehmet Paşa ile 1633 tarihinde Bağdat seferine iştirak etmişti. Fakat artık böyle seferlere iştirak etmek istemiyordu. Bir köşeye çekilip kitaplarıyla baş başa kalmayı arzu ediyordu.
Aralık Halep'te bulunurken Sahaflar Çarşısı'nda pek çok değerli kitaba rastladı. Bunları satın almak istedi ama parası olmadığı için muvaffak olamadı. Fakat bunların isimlerini ve müelliflerinin adlarını tespit etti. O devirde bilhassa tarihe ve coğrafyaya ve de hal tercümelerine fazlasıyla merak sardı. Eline hangi kitap geçerse onları sabaha kadar mütalaa etmekten geri durmuyordu. Tam bu sıralarda akrabasından bir tüccar vefat etti sevgili dinleyiciler. Katip Çelebi'ye tüccardan büyük bir miras kaldı. Artık talih ona yar olmuştu. Bu para onun ideallerinin gerçekleşmesine yardım edecekti. Nitekim mirasın 300 akçesiyle birçok kitap satın aldı. 1633 yılında ordu katipliğinden çekilerek evlendi. Bu miras kendisini birçok kimseye muhtaç olmaktan kurtarmıştı. Böylece ilmi olan sevgisine kendisini terk etti ve yeniden talebeliğe avdet etti. O devrin ulemasından Mustafa Efendi adlı çok bilgili bir zatın önünde diz çöktü. Dikkatle onun derslerini takip etti. Bu arada Süleymaniye Medresesi hocalarından Geci Mehmet Efendi'nin derslerini de dinliyordu. Bu zat derslerinde bizim bildiğimiz bu kadar. Fazlasını bilen varsa söylesin, hep birlikte öğrenelim derdi. Katip Çelebi öğleden evvel bu derslere devam ederdi. Öğleden sonra İstanbul kütüphanelerini gezer, gece de eserlerini yazmaya devam ederdi. Dostlarından birine şöyle demişti sevgili dinleyiciler. Gâhi bir kitap görmüş olsam, şevka düşer, güneş battığından şafak sökene kadar onu mütalaa ederim, tetkik ederdim. Hiçbir zaman ruhum sıkılmazdı. En mesut dakikalarımı yaşardım. Bu merakım 10 yıl kadar sürdü. Katip Çelebi, içtimai ilimlerle beraber tabii ve riyazi ilimlere ait birçok eserleri de inceledi. Yani tabii bilimler, matematikle ilgili bilimler, hendese, riyazi gibi, aritmetik gibi, bunların geometri gibi, bunlarla ilgili pek çok eserleri de inceledi. Bu eserlerin adlarını ve müelliflerini birer birer kaydetti. İlk defa 300 kadar eseri harf sırasıyla tespit etti. Bu eserinin adını Keşfü'z-Zünun koydu. İlim adamları bu eseri işitince Katip Çelebi'nin evine geldiler, müsveddelerini tetkik ettiler ve üstadı tebrik ettiler. Katip Çelebi Arapçaya ve Farsçaya hakkıyla vakıf olduğu halde bununla kanaat etmedi sevgili dinleyiciler. Latince ve hatta o zamanlar adet olmadığı halde Fransızca da öğrendi. Ve matematikle, astronomiyle meşgul oldu. 1648 tarihinde kendisine baş musahiplik ikinci halifeliği vazifesi verildi. Katip Çelebi o sıralarda 39 yaşlarında bulunuyordu. Sevgili dinleyiciler, Katip Çelebi Osmanlı Devleti'nin inhitata, duraklamaya yüz tuttuğu 17. asırda yaşamıştı. O büyük zeka bu inhitatın sebeplerini inceledi. Türk milletinin bu asırda terakki edemeyişinin sebebini Türklerin artık ilim ve fenden yavaş yavaş yüz çevirmeye başlamaları olduğunu tespit etti ve bunu ortaya koydu. Katip Çelebi medrese mezunu ve ilmiye sınıfından birisi değildi. Bilakis bürokrasi, kalemiye sınıfının bir mensubuydu. Ancak medrese mezunları ayarında, ilmiye sınıfı mensupları ayarında eserler meydana geldi, getirdi ve onlar ayarında bir nosyona, ilmi nosyona sahipti. Ne bahtiyarlıktır ki bu duraklama devrinde bile bu millet medrese dışında Katip Çelebi gibi birisini yetiştirmeye muvaffak oldu. Bir de medresede yetişenleri buna kıyas etmek lazım. Sevgili dinleyiciler, Katip Çelebi Avrupa ayarında bir bilgindi. Keşfü'z-Zünun, Cihannüma, efendim Takvimü't-Tevarih, Tuhvetü'l-Kibar fi Esvarü'l-Bihar, efendim Fezleke,
Hüsturül Amel, Tarihi Firengi, Kanunname-i Teşrifat, Mizanül Hak fi İhtiyar-ı Hak ismini taşıyan lar başta olmak üzere 16 tane eser kaleme aldı. Bu eserlerin her birisi ilim alemi için çok büyük bir değer taşımaktadır sevgili dinleyiciler. Birçoğu batı dillerine tercüme edilmiştir. En mühim eseri Keşf-i Zünun'dur. Bu büyük bir bibliografya ansiklopedisi mahiyetindedir. 300 kadar ilim ve fen şubesine ait 1451 kitabın alfabetik olarak tahlili yapılmıştır. Bu kitapta bugün elimizde olmayan pek çok ilim eserlerinin yer aldığını öğreniyoruz. Bu kitapları buradan öğreniyoruz. Bu sahada böyle kitap yazıldığını buradan öğreniyoruz. Çünkü bu kitapların pek çoğu bugün elimizde bulunmuyor. Bu kitap Almanca ve İngilizce'ye de tercüme edildi. Ve büyük boyda bir tabı yeni harflerle o zamanki Marif Vekaleti tarafından yapıldı. Cihannuma da çok kıymetli bir kitaptı sevgili dinleyiciler. 698 büyük sayfalık bir eser. Tarih ve coğrafya bakımından, özellikle coğrafya bakımından çok değerli haritalarla doluydu. Bu eser Lale Devri'nde İbrahim Müteferrika tarafından basılmıştı. Evet, ayrıca tarihe ait meşhur eserleri de var Katip Çelebi'nin. Takvim-i Tevarih ve Fezleke. Bunlar çok kıymetli iki Osmanlı tarihi eseri. Bir de Avrupa tarihine ait bir eseri var. Tarihi Firengi. Bu eserlerin hepsi ilim alemi tarafından takdirle karşılanmıştı. Bütün bu alaka Katip Çelebi'nin Türk kültür tarihine ne büyük hizmetlerde bulunduğunu göstermektedir. Sevgili dinleyiciler, Katip Çelebi 24 Eylül 1657 tarihinde Bursa'da vefat etti. Naaşı İstanbul'a nakledildi. Vefadan Zeyrek'e inen caddenin sol tarafında kendi adıyla anılan ufak bir taş mektebin bahçesine gömüldü. Bugün İMÇ blokları denilen bina manzumesinin önünde kabri hala mevcuttur. Katip Çelebi Mizanül Hak adlı çok kıymetli eserinin sonuna kendi hal tercümesini eklemiş ve oraya şunları yazmıştı. Bu zamana gelinceye dek haftada bir iki gün maişet için kaleme varırdım. Baki vakitlerimi mütalaa ve yazmaya sarf eylemek nimetine müyesser olurdum. Ümidimdir ki bundan sonra da ömrümün bakiyesi bu hal üzere geçe. Ne yazık ki fazla yazamadı sevgili dinleyiciler. Henüz 49 yaşındayken kalem elinden düştü, ölüm şerbetini içti. Ancak namını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ruhu şad olsun Katip Çelebi'nin. Tarih Sohbeti. Sevgili dinleyiciler, hiç merak ettiniz mi? Niçin acaba sen yerine siz deriz? Bu meselenin çeşitli batı kaynaklarında açıklaması var. Meşhur tarihçi Charles Saint-Yobos'un Eski Medeniyetler tarihinde izah ediliyor. Eski Roma'dan bahsedilirken çoğunlukla biri doğuda, biri batıda iki imparator olduğu kaydediliyor. İmparatorlar iki tane ama imparatorluk bir tane. Bu iki imparatorun, hükümdarın biri Roma'da oturuyor, biri de İstanbul'da oturuyor. Böyle olduğu zaman bile ikisi bir kişi sayılıyor. Bunlardan herhangi birine hitap edilirken sanki ikisine birden hitap edilir gibi siz demek işte bundan dolayı adet oluyor. Daha eski devirlerde doğunun ve batının bütün imparatorlarıyla krallarına sen diye hitap edildiği halde Romalıların bu siz tabiri gittikçe her tarafa yayılıyor. Ve nihayet halk tabakaları arasında da mecburi bir nezaket tabiri haline geliyor.
Sevgili dinleyiciler, ölü gömme adeti her dine, her devre ve her memlekete şamil değil. Mesela Hindistan'da cenazeler yakılıyor. Hatta bugün bile bazı kimseler kendi kendilerini yakıyor. Seyrek olmakla beraber bu hale bazı Batı memleketlerinde de rastlanıyor. İran'ın İslamiyet'ten önceki Zerdüştî devrindeki adetler büsbütün başka. Tesniye esasına, yani iki ilah esasına dayanan bu eski dinde Hürmüz iyilik ilahı, Ehrimen de kötülük ilahıydı. Bir insan ölünce cesedi kokacağı için cenaze Ehrimen'in, yani kötülük, fenalık ilahı Ehrimen'in mülkiyet dairesine girmiş sayılırdı. Onun için ölünün hemen evden çıkarılması lazımdı. Yakılmasına imkan yoktu çünkü Zerdüşt dininde ateş mukaddesti ve pisletilmesi caiz değildi. Gömülmesine de imkan yoktu çünkü toprak da mukaddes olduğu için pisletilmesi yasaktı. Denize veya herhangi bir suya atılması bile Zerdüşt dininde yasaklanmıştı. Çünkü ateşle toprak gibi su da mukaddesti. İşte bütün bunlardan dolayı eski İran Zerdüşt dini mensupları cenazelerini yüksek bir tepe veya benzeri bir yere çıkarır, güneşe karşı olması için sırt üstü yatırırlar ve bu işi yaptıktan sonra da oraya üşüşecek şeytanların şerrinden kurtulmak için hemen kaçıp giderlerdi. Onlar çekildikten sonra cesedin üstüne gelecek kuşlarla köpekler cenazeyi yer, bitirir ve onları cenazeyi oraya koyanlar da cenazenin böylece temizleneceğine inanırlardı. Sevgili dinleyiciler, İzlanda adası miladın 1397 yılından 1918 tarihine kadar tam 521 yıl Danimarka hakimiyetinde kaldı. İlk 500 yılı geçen bu hakimiyetin 1707. yılı çok acıklı bir yıl sayılır. Çünkü salgın bir hastalık ada halkının büyük bir kısmını yok etti ve o koskoca memleketi birdenbire tenhalaştırdı. Ancak Danimarka Krallığı'nın bu duruma karşı aldığı tedbir herhalde o müthiş hastalıktan pek ehven değildi. Çeşitli batı kaynaklarında söze edilen bu feci tedbir gereğince Danimarka'nın öteki taraflarından oraya nüfus çekmek isteyen hükümet İzlandalı kızların en çok 6'şar gayrimeşru çocuk doğurmasına resmen izin verdi ve bu kızların namuslarına kesinlikle dokunulmayacağını ilan etti. Doğacak çocukların da gayrimeşru sayılmayacağını bildirdi. İşte bunun üzerine birçok Danimarkalı erkek İzlanda'ya akın etti. Sürülerle gayrimeşru çocuk dünyaya geldi. Ve nihayet nüfus o kadar fazlalaştı ki aradan bir müddet geçince hükümet gayrimeşru münasebetleri yasakladı. Bunu dinlemeyenlere karşı da bir takım şiddetli cezalar koymak zorunda kaldı. İşte Danimarka'nın o zamanki ahlak telakkisi işte böyle bir ahlak telakkisiydi. Sevgili dinleyiciler, eserleri bugün bile ilim alemince kaynak alınmakta olan büyük Türk alimi Katip Çelebi, bir gün evindeki kütüphanesinde eserlerinden birini yazmakla meşgulken, hizmetçisi kapısını açıp feryada başlamış. "Aman efendi hazretleri! Evde yangın çıktı. İmdat!" Katip Çelebi hiç istifini bozmamış sevgili dinleyiciler. Gayet sakin bir eda ile şöyle cevap vermiş. "Git hanıma haber ver. Bilirsin ki ben ev işlerine karışmam. Böyle şeylerde salahiyet onundur." Haftaya yeni bir programa sizleri bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Zaman Tüneli.